Herkesin bildiği gibi tabii ki çok sıcak bir hava. Belki Antalya için çok sıcak değil ama bizim için çok sıcak bir havaydı. Nem vardı. Nem oyunun belli bölümlerinde oyuncuları etkiledi. Geçen senenin ikinci yarın özellikle en başarılı takımıyla oynadık. Uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. O yüzden hem deplasman zordu. Birinci hafta kadromuz tam değil. Antalya Spor hazır tam kadrosuyla karşımıza çıktı. Bizim kadro olarak da yeni yeni kadromuzu tamamlıyoruz. Yani birçok olumsuz şey vardı aslında bizim için maçtan önce. Ama olumlu olan hem kampta gördüm hem antrenmanlarda gördüm. Hem de bu süre içerisinde hazırlık maçlarında gördüm. Oyuncularımın iyi niyeti, çalışmaları, takımı hak ettiği yere Galatasaray takımını getirmek için verdikleri emek bugün de iki takım da maçı kazanabilirdi. Berabere de bitebilirdi. Özellikle Antalya Spor'un penaltı kaçırması, net bir tane karşı karşıya kaçırdı. Ondan önce bizim direkten dönen pozisyonumuz, net goller vardı iki takım içinde. Hani üç ihtimalli bir maç bugün tabii ki hem onlara gitti hem bize geldi. Sonunda bize geldi. Oyun içerisinde beraberliğe de gidecek gibi gözüküyordu ama kazanan taraf olduk. Kazandığımız için çok mutluyuz. Ben Antalya Spor'u da tebrik etmek istiyorum. Burada verdikleri emekten dolayı. Sorusu olan var mı? Hocam, Galatasaray'da ilk maçına çıktığınızda evet, ben tabii ki Galatasaray'a başladığımdan itibaren, imza attığımdan itibaren gerçekten inanılmaz bir heyecan yaşıyorum. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. Bunu da işte her deplasmana geldiğimizde ayrıca görüyoruz. Yani biz Avusturya'ya gittik. Kampı oradaki insanların bize olan ilgisi. Buraya geldik. Havaalanında bize yapılan karşılama. Yani onların sevgisi, ilgisi, takıma vermek istedikleri. Bizim üzerimizde, özellikle benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Ben de gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Ekibimle birlikte, yönetimimiz, başkanımızla birlikte gerçekten hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın, bu formanın geçen sene özellikle yaşanan kötü gidişten sonra tekrar hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. İnşallah güzel olacak. Yani güzel başladık. Ben de ilk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Artık hayırlı olsun diyorum. Haftaya kendi sahamızda oynayacağımız bir karşılaşma var. Bu 3 puanı orada 6 puana çıkartmak için taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Hocam, iki tane transfer geldi Kore'ye. Evet. Şöyle kadro yenileme çalışmalarımız var uzun zamandır. Bununla ilgili yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın da çok kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Onlar da gerçekten bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. Bu kadro üzerine eklemeler, iyi isimler üzerinden direkt olarak bize katkı verecek. Hep bunun altını çizdim. Direkt bize katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. İki oyuncumuz geldi, bizle başlayacaklar, durumlarını göreceğiz. Ne zaman maçı oynamaya hazırlar onu görmek gerekiyor. Testler yapacağız. Diğer mevkilere de tabii ki çalışmalarımız sürüyor. Çok kapsamlı bir şekilde, yani sezona hazır olmak için, takımımızın transfer için gerçi bir ay daha bir süre var. Takıma hazır sezona hazır olmak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi güzel bir yıl, başlangıç da güzel oldu. Devamı da güzel olur. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.